İrfan'ı arayıp peşindekileri biliyorum diyen kimmiş, tespit ettiniz mi? Ettik komiserim. Hüseyin Kıran adında bir şahıs. Kimmiş? Ruhu Eser Erguzur evinde çalışıyormuş, Altunizade'de. Eskiden şeymiş ama, gardiyan. Gardiyan mı? Evet, çocuk cezaevinde çalışmış, uzun yıllar gardiyanlık yapmış. İyi, çıkar bakayım şunun adresini. Bir de ben ziyaret edeyim şu Hüseyin amcayı. Başüstüne komiserim. Kolay gelsin. Sağ olun. Hüseyin Kıran burada çalışıyormuş. Yokmuş ama kaç gündür. Nerede bu adam? Yok, bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Yok mu akrabası falan? Karısı çocuğu var. Ama görüşmüyorlar benim bildiğim. Bir adam geldi geçen, sordu. Sonra kayboldu Hüseyin abi. Kim o? Soran kim? Bilmem. Defteri imzalamadı. Hüseyin'i sordu acil. Sonra bir döndüm, gitmiş. Nasıl bir adamdı? Şey böyle esmer, uzun boylu, takım elbiseli. Başka? Arkaya doğru taralı saçları. Hafif uzun, jöleli. Başka arabasını falan görmedin mi? Merak ettim, baktım. Böyle spor, lüks bir arabası vardı, gri. Sen bu adamı bir daha görsen tanır mısın? Tanırım, tanırım tabii. Bekle burada, aldıracağım seni. Şimdi yaktım seni avukat. Şu huzur evine son 10 gün içerisinde giren çıkan sivil, 30 yaşlarında, esmer, uzun boylu, saçları arkaya jöleli kim varsa bulup getiriyorsun. İyi de komiserim, getirmesine getirelim de. Ne yapacağız o kadar adamla? O kadar adamla değil oğlum. Bir tanesiyle bir şey yapacağız. Onu da ben alacağım zaten. Hadi fırla. Baş. Sen buraya geliyorsun Ecevit. Acil. Ne oluyor? Sait Karam'la ne işin olur senin? Sen ne zamandan beri kafana göre davalar alıyorsun böyle? Var bir bildiğim. Benim yok. Benim bir hak bildiğim yok. Alçal sesini, ne gerek var? Var efendim. Günlerden beri böyle bir gizemli havalar. Ofise doğru dürüst uğramamalar. Sonra bir telefon. Aa, savcı bey. Benim avukatım mahkumlara işkence eden bir cezaevi müdürünün davasını almış. Bana sordun mu sen? Sakin Sermet. Ben hiçbir zaman sana sormadım hangi davayı alacağım. O başka, bu başka. Burası saygın bir yer arkadaşım. Bana babamdan miras kaldı burası. O serserilerle mi ilgili? Serseriler? Evet işte onlar, o arkadaşlarla ilgili. Sakın bir daha arkadaşlarıma laf etme, sakın. Bir şey mi yapacaksın bana? Ne oluyor sana Ecevit? Sana yapacağım tek şey teşekkür etmek olur benim. Çok emeğin geçti bana. Çok yakınımsın sen benim. Özür dilerim. Dava ne olacak peki Sait Karam? Orada işte küçük bir güveneceğim bana. Ne seni, ne bu firmayı mahcup edecek bir şey yaparım ben, merak etme. Her şey kontrolüm altında. Bence orada yanlışım var işte. Öyle kafana göre her şeyi kontrol edemezsin avukat. Hadi gidiyoruz. Pardon ama nereye? Kahve ısmarlayacağım da, emniyette ama. Bir dakika, sen böyle herkesin ortasında gelip olay çıkarmamı istemiyorsan yürü avukat, emniyete. Bir dakika. Hadi.
Ben sana ne dedim arabada? Ben seninle sonra ilgileneceğim dedim mi demedim? Bak, müdürün hatırına susuyorum. Bilmeye hakkım var. Niye getirdin beni buraya? Bak şurayı görüyor musun? Oraya kadar sabret, öğreneceksin. Yapabilecek misin ama? Ya, adalet işte böyle yerini bulur avukat. İyi günler. İyi günler. Hüseyin Kıran'ı arıyorum ben. Çıkar birazdan. Bak ya mahkeme buldurur, ya devlet buldurur, ya da böyle polis buldurur. Halkım benim gibileri sevmez. Bilmez ama senin gibi sahtekarları hep benim gibi adamlar haklar. Geç de olsa haklar. Celal, al ayrıbeyi gidiyoruz. Hadi. Gel. Bak bakalım bunlardan hangisi arıyordu Hüseyin'i? Bu işte. En sağdaki. Emin misin? O evet. O geldi sordu. Sonra da bir daha görmedik Hüseyin abiyi. Birazdan müdürü de çağıracağım. Gelsin görsün anlat anlata bitiremedi bu avukatı. Pişman olacaksın. Şimdi bu Hüseyin İrfan'ı arıyor diyor ki Özcan'ı kim vurdu biliyorum. Arkasından da diyor cinayetlerin devamını getirecek adamı da biliyorum. Sonra şansa bak ki Hüseyin ortadan kayboluyor. Gel gör ki onu son görmeye giden de bizim avukat. Pişman olacaksın. Bana bak. Benim karşımda öyle soğukkanlı ayakları yapma. Avukat. Konuş konuş. Ne alakan var cinayetlerle? Özür dileyeceksin benden. İnkar mı edeceksin Hüseyin'i aradığını? Senin bu müdür nerede kaldı ya? Evet avukat. Anlat. Cevik. Yoksa bizim oğlan yine seni... Yok yok. Yanlış anlaşılma olmuş. Gurur Bey birini arıyor. Hüseyin Kıran. Hüseyin de benim şimdi aldığım bir davada şahit. O yüzden Hüseyin'i görmeye gittim ben. Gurur Bey de duymuş bunu. Fikrimi almaya çağırdı beni bu yüzden. Müvekkilim Sait Karam cezaevi müdürü. Hüseyin Kıran da orada eski gardiyan. O yüzden görmeye gittim haliyle. Aman ha. Geçen sefer bir yanlışlık olmuş. Kaç kere özür diledim biliyorsun. Tabii tabii. Gurur Bey de aynısını yapacaktı işte. Özür dileyecekmiş. Sizin yanınızda dilemek istedi. Gurur. Özür dilerim. Pardon. Özür dilerim. Önemli değil ha. Olur öyle şeyler. Kaçayım ben, müvekkilim bekler. Müdürüm seni gördüğüme sevindim. Bir çayını içerim sonra. Her zaman beklerim Ece. Her zaman. O kadar güvenmeyeceksin kendine.